Sağ sol tavan hava yastıklarını iptal etmişler. Yerlerinde yok. Kablolarına direnç bağlamışlar. 35 bin lira kadar ben bu kredi çektim bu araca. Ve bu işlerle uğraştığım için, bir haftadır bu işlerle uğraştığım için ben işimden doldum. Patlamış airbagler belli olmasın diye işte içine bu şekilde bez, gazete kağıdı, yastık, hatta atlet bile koyuyorlar. İptal ediyorlar, buraya direnç atıyorlar. Dirençte de bilgisayarı ve aracın ekranı kandırıyorlar. Daha sonra bu görünmesin diye, buradan direksiyonun önünden belli olmasın diye içine böyle bezlerle, atletle de karşılaştık biz. Araç sahipleri araçları alırken bu airbag'in de sorun olduğunu anlamasınlar diye. Expert bu direği orijinal dedi. Bu direği orijinal mi? Evet, bu direği orijinal dedi. Raporlar da elimde. Yanımda bir araç var. Kilometresi 51.822 gösteriyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şu beyin cihazını bağladık ve bilgisayar üzerinden şu anda gerçek rakamı görüyoruz. Ve 101.800 kilometre. Yani bu araç tam 50.000 kilometre düşürülmüş. Elektronikse bilgisayardan girip düşürüyorlar. Bazıları sayaçlı oluyor. Onları da manuel olarak düşürüyorlar. Beyinden düşürseler bile geçmiş arıza kayıtlarından, partikül filtrelerinden, değişen parçaların kayıtlarından bu kilometreleri buluyoruz. Buradan keserler aracı. Arkadan keserler. Bir bakarsınız arabanın önü 2015, arkası 2012. Sıfır araba aldınız, bir baktınız boyalı çıktı. Son derece can sıkıcı elbette. Test edelim bakalım nasıl oluyor. Şimdi bu aracın bu kapısı boyasız. Değeri 100. Şöyle başka noktada 110 bu civarlarda. Arka kapıya geçtiğimizde de aynı, bakın 640 oldu. Yukarı çıktım 740 oldu. Buradaki boyaya yakın mikron değerleri veriyor ama burası da boyalı yine. Burada da tecrübe, boya makinesi işimizi kolaylaştırıyor ve gözle boya kontrolünü muhakkak iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet değerli takipçiler, rakibinden.com araç alım satım sitesinin yeni sürümü yüklenmiştir. Ücretsiz üye olarak İlan verebilirsiniz. Her ay yeni bir güncelleme ile sitemiz yenilenecektir. Sitemizin cep telefon uygulaması da mevcuttur. Google Play şu an aktif. Yakında Apple Store'da hizmete girecektir. Hatta Türkiye'de bir ilk alım satım sitesi olarak hikaye bölümü de mevcut. Satacağınız her ne varsa hikaye bölümünde yayınlayabiliyorsunuz. Sol üst köşede hikayeleri aktif olarak görebilirsiniz.